tiyatro mu? Değerli soydaşlar ve basın mensupları, Hocalı soykırımı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarihi toprakları olan Karabağ'ın işgali sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermeniler tarafından toplu şekilde hünkârca ve işkencelerle vahşice şehit edilmesidir. Hocalı'da yaşanan soykırım, Rusya'nın 366. motorize alayının desteğindeki Ermeni birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İnsan kaynakları izleme örgütü, Hocalı soykırımının Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere soykırım sadece Hocalı'da değil, Karabağ'ın her bölgesinde, Şuşa'da, Laçın'da, Anadolu'da, Malıbeyli'de, Karadağlı'da, kısacası her kasabasında ve her köyünde yaşanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre Hocalı'da 106 kadın, 83 çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk'ü sırf Türk oldukları için vahşice ve işkenceler sonucu katledilmiş, 8 aile tamamen yok edilmiş, 487 kişi ağır şekilde yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş ve 1275 kişi rehin alınmıştır. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kadın veya çocuk demeden cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüş ve tespit edilmiştir. Hocalı soykırımında cesetlerine ulaşılan ve defnedilen sayı 613 olarak kayıtlara geçmiş olsa da aslında 3500 civarında kayıp ve rehin olarak kayıtlara geçen Azerbaycan Türk'ü soydaşlarımız da soykırım kurbanı olarak sayılmaktadır. Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı ve savaş süresinde Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık yapmış Hocalı soykırımının bir numaralı sanığı Serge Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas Deval'a söylediklerine göre Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermenilerin sivil topluma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bu algıyı Hocalı'da kırmayı başardık. Bugün her türlü siyasi ahlaksızlıklara sözde Ermeni soykırımından den vuranlar Hocalı soykırım için geçici körlük yaşamaktalar. 1800'lü yılların başlarından itibaren Azerbaycan Türklerinin topraklarına göz dikenler ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgeleri kendi isteklerince paylaşanlar bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olan ve Ermeniler tarafından işgal edilmiş Karabağ'da haysiyetsizce ve insanlık dışı yapılanlara, Doğu Türkistan'da yaşanan işkence ve asimilasyon politikalarına, Kerkük ve Tel Afar'da yaşanan katliamlara, Güney Azerbaycan'da yaşanan baskı ve zulme göz yummaktadırlar. Dolayısıyla artık kendi haklarını haykıramayan insanlar için ve bu ahlaki davayı desteklemeniz için sizlerin huzurundayız. İnsanlık adına açık bir şekilde Hocalı'da yaşananların insanlığa karşı bir soykırım olarak tanınması ve Hocalı faillerinin adalete teslim edilmesi için açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Ölüler adalet için haykıramaz. Bu onlar için bunların yaşayanların yapması gereken bir görevdir. Saygılarımla Eskişehir Azerbaycanlar Derneği. Dünya uyuma, Hocalı'yı unutma. Dünya uyuma, Hocalı'yı unutma. Dünya uyuma, Hocalı'yı unutma. Dünya uyuma, Hocalı'yı unutma. Bir millet, iki devlet, Hocalı'ya adalet. 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 Ya Karama ya ölüm, başka yolu yok artık. Ya Karama ya ölüm, başka yolu yok artık.
Bayrak için! Akar!